Paşam. Hayırdır matrakçı, mühim bir mesele var demişsin. Paşam. Bugün Hatice Sultanımız beni saraylarına çağırdılar. Sorgu sual ettiler. Ee? Dün gece meyhanede olduğumuzu birileri söylemiş. Belli ki takip edilmişsiniz. Ne sordu sana? Ağzımı aradılar paşam. Ben de devlet işleri olduğunu söyledim. Anlaşılan o ki kuşku duymaya başlamışlar. Sultanımızın gözü üzerinizde, dikkatli olmanız icap ediyor paşam. Anladım, sağ ol. İtalya'ya karşı hazırlanacak olan donanmanın masrafları için 1000 yük akçe aldık. Bu 1000 kere 100 bin akçe eder. Sadece 50 bin Osmanlı dünyayı hakimiyetimiz altına almak için yeterlidir. Lakin biz Hristiyanların bizi suçlamaktan hoşlandıkları kadar zalim değiliz. Sadece ben binlerce çocuğu, kadını tutsağı köle olmamaları için Macaristan'dan kaçırdım. Akıncılar da benim gibi davrandı. Paşa Hazretleri. Bugünlük bu kadar kafi. Sonra çağıracağım sizi. Çekilebilirsiniz. Gittiysen kal. Yaklaş. Daha da yaklaş. Buyurun paşam. Hazırlıklarına başla Kıytti. Anlaşma imzalandıktan sonra Macaristan'a yola çıkacaksın. Sana o istediğin tahtı vereceğim. Emin olun, pişman olmayacaksınız paşam. Ben pişman olmam Kıytti. Lakin umarım sen arzularından mütevellit pişman olmazsın. Hünkârım, Avusturya elçileriyle görüşmelerim devam ediyor. Bir kez daha kabul edeceğim. Akabinde istediğimiz anlaşmayı kabul edecekler. Âlâ. İbrahim, hazırlığını yap. Bu anlaşmadan sonra yola revan olacaksın. Doğu seferi için gereken tedbiri alman icap eder. Nasıl arzu ederseniz. Gel. Hünkârım, Mahidevran Sultanımız geldiler. Meşgul olduğumu söyleyin, daha ya sen dönsün. Hünkârım. Mahidevran. Sultanım. Zümbüla. Sultanım, validemiz sizi bekler. Paşamız buradalar mı? Dairesinde olacaklar da dilerseniz haber vereyim. Lüzum yok. Ben giderim. Hayırdır inşallah paşam. Korkutmayın beni. Kötü bir şey mi oldu? Telaşlanacak bir şey yok hatun. Korkma. Fakat bir müddet görüşmeyeceğiz bundan sonra. Paşam. Ne diyorsunuz siz? Ben siz olmadan ne yaparım? Bir kabahat mı işledim yoksa? Seninle bir alakası yok. Bu arada herkesin gözü üstümde. Bir müddet tedbirli olmakta fayda var. Siz en doğrusunu bilirsiniz paşa. Lakin beni unutmanızdan, sizi kaybetmekten öyle korkuyorum ki. Korkma hatun. Korkma.
Paşam, başka bir emriniz var mı? Hayır, yok, gidebilirsin. Sultanım. Hoş geldiniz sultanım. Sultanım, iyi misiniz? Nedir bu haliniz? Benim nasıl oldum? Ne hissettiğim ne vakittir umrunuzda. Bu meseleyi halletmiştik. Hiçbir şeyi halletmedik İbrahim. Bunların hepsi bir gece gelmediğim için miyim? Bir gecelik bir mevzu değil bu İbrahim. Epeydir böyle. Her geçen gün biraz daha uzaklaştığını görüyorum. Buysa bana acı veriyor. Sultanım. Benim üzüntüm, kederim, sevincim, neşem sizsiniz. Her ne hissediyorsam kaynağı sizsiniz. Belki de bu yüzden bu kadar rahatsınız. Sizden asla vazgeçmeyeceğimi düşünüyorsunuz. Fakat yanılıyorsunuz. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Eğer bana ihanet ediyorsanız, bunun bedelini çok ağır ödersiniz. Siz yine de bu meseleden uzak tutun kendinizi. Hayır. Mevzu bahis olan benim evladımın hayatı. Allah korumuş Mustafa'm. Ya o hatun vazgeçmeseydi, Hürrem'in istediğini yapsaydı. Nasıl olur anlamıyorum. Böyle mi koruyorsun onu İbrahim? O hatunu uzak tutması gereken sizdiniz sultan. Mustafa üzülmesin diye verdiğiniz tavizlerden mütevellit hadise bu raddeye geldi. Ben mi suçlu oldum şimdi? Sakin olun. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. İbrahim Paşa, hünkârımızı görmek istiyorum. Hünkârımız yerinde değiller. Şehzademizin dairesine gittiler. Hadiseyi duydum. Yazık. Kızcağız ölmüş. Başına sağ olsun. Sen ne yüzsüz bir kadınsın. Bir de utanmadan karşıma çıkıp başsağlığı diliyorsun. Sultan. Ben niye buradayım biliyor musun? Hünkârımıza her şeyi anlatmak için. Şehzadeyi zehirlediğini öğrendi. Sen istediğini anlat. Hünkârımız bu yalanlara itibar etmez. Bana itimadı kalmadı sayende. Fakat Mustafa'yı dinler. Ona inanır. Bu kez kurtuluşun yok Hürrem. Evladımı almaya kalktım benden. Bu yanına kalmayacak. Senin de evlatların var, unutma. Maydevran, beni tehdit mi ediyorsun? Sen nasıl anlıyorsan öyle. Duydun mu Paşa? Bana neler diyor? Sultanım, istirham ederim dairenize gidin. Şehzadenizle alakadar olun. Sana da gün doğdu Paşa. Hemen aleyhimle çalışırım. Bu ana oğlun yalanlarıyla, zehirle hünkârı. Elbette ki bu hadisenin takipçisi olacağım. Zira Mustafa'nın akıbeti benim mesuliyetimde. Lakin endişelenmeyin. Eğer hiçbir günahınız yoksa sizi en çok ben korurum.
İçeri gel Hürrem. Babama her şeyi anlattım. Lakin inandı mı bilmiyorum. Hürrem Sultan'ı hünkârımıza şikayet etmenin sana bir faydası olmaz. Hele ki bir hatunun lafıyla. O hatun benim çocuğumu taşıyordu. Asıl hatan bu ya zaten Mustafa. Eğer ki teamülleri hiçe sayarsan, bir gün senin aleyhine kullanırlar. Beni zehirlemiş paşam. Müsaade mi edeyim? Müsaade cesaret edemez. Ben de tedbirimi alacağım. Senin yapman gereken tek bir şey var Mustafa. Kardeşlerine yakın ol. Onların kalbini kazan. Yarın öbür gün büyüdüklerinde senin yanında olsunlar. Karşında değil. Avusturya elçileri Signor Jerome de Zara ve Signor Cornelius Schepper. Signor Schepper. Paşa Hazretleri. Şarkenin göndermiş olduğu bu mektup, ihtiyatlı ve itidalli bir kral mektubu değildir. Gururla kendisine ait olmayan ünvanlardan bahsetmekte.
Kudüs kralıyım deme cesaretini nasıl gösterir? Yüce hünkârımızın mukaddes Kudüs'ün tek hakimi olduğunu bilmiyor mu? Bundan böyle kutsal kentin Hristiyanlarca ziyaretini yasaklayacağım. Şarken o ünvanı sadece bir yazışma gereği olarak kullanmıştır. Ve başka hiçbir anlamı yoktur. Şarken bizimle barış yaparsa gerçekten bir imparator olacaktır. Çünkü o vakit Fransa kralına da, İngiltere kralına da, papaya da, protestanlara da durumunu biz kabul ettireceğiz. Siz papayla Şarken arasında var olan dostluğun gerçek bir dostluk olduğuna inanıyor musunuz? Papa'nın tören tacından çalınmış bir mücevheri 60 bin dukaya satın aldım ben. Bu yakut vaktinde tutsakken Fransa kralı François'ın elindeydi. Şimdi benim elimde. Şu halde Fransa kralı François'dan Şarken'i sevmesini isteyebilir misiniz? Bu mektubu öfkelenmesin diye hünkârımıza sunmayacağım bile. Eğer Şarken bizimle bir anlaşma imzalamak istiyorsa şartlarımızı kabul etmek zorunda. Aksi halde sorunlarımızı kılıçlarımız çözer. Bu yüce imparatorluğu ben yönetiyorum. Benim yaptığım her şey bakidir. Zira bütün kudret benim elimin altındadır. Devlet erkanını, beylerbeyini ben tayin ederim. Benim vermiş oldukları verilmiş olarak kalır. Reddettiğim şeyler ise sürekli reddedilir. Her şey benim kararımla olduğu için yüce hünkârımızın bile verdiği buyruklar eğer benim olayımdan geçmezler ise uygulanmaz. Misal savaş, misal barış, siyaset, hazine hepsi. Benim elimde. Yüce hünkârımız kendisiyle benim aramda fark olmasını istemediklerinden mütevellit, biri kendisinde, biri bende iki adet mühür yapılmasını buyurmuşlardır. Eğer kendisi için bir elbise ısmarlıyorsa, bir eşini de benim için yaptırır. Bunları size anlatıyorum. Nedeni karşımda sıkılmadan güven duyarak rahatlamanızı sağlamak için. Eğer şartlarımı kabul ederseniz yarın hünkârımız huzurunda anlaşmayı imzalamayı sağlayabilirim.
Hoş geldiniz sultanım. Ne demek oluyor bu? Kim koydu bunları buraya? Sabah getirdiler sultanım. İbrahim Paşa'mız emretmiş. Hay Allah. Nereden çıktı şimdi bu? Sultanım. Geldiniz demek, ben de sizi bekliyorum. Bu aslanlar ne için İbrahim? Onca yaşadığımız şeyden sonra. Yine mi heykel sevdası? Hayır, hayır. Avusturya elçilerini yarın burada kendi sarayımda kabul edeceğim. Devlet-i Aliye'nin asaletini ve gücünü temsilen koydurdum. Siz neredeydiniz, ben sizi bekledim sabaha kadar. Yoksa hala... Validemin yanındaydım. Ya siz? Siz neredeydiniz? O gelmediğiniz gecelerde. Siz kimin yanındaydınız? Kalbim bu kelebek gibi kanat çırpıyor. İzin verin bu kelebek sizin gözünüzle dinlensin. Size emanettir sultanım. Bir ömür boyunca gözünüzden kan yaş doldurmasın bu şişim. Size söz veriyorum, sizi hiç ağlatmayacağım. Yüzünüzü hep güldüreceğim. Beni esirgeyen, şefkatle saran kanatlarınıza yüz sürsem, kalbinizin her atışını duyduğum gerdanınıza simurg olarak konsam, orada son nefesimi versem, siz Buse'niz de yeniden can verseniz bu yorgun kulunuza, hakikatin bizde tecelli ettiğini anlatsanız. Serin uykularda teninizin kokusuyla sarhoş olsam. Hiç uyanmasak. Ta ki evladımız beşiğinden bizi çağırana dek. İbrahim. Bir yalan denizinde yolunu kaybetmiş İbrahim. Herkesi kandırabilirsin. Hatta kendini dahi. Fakat hakikat her daim güçlüdür bir yalandan. Bir rüzgar olur, yağmur olur, fırtınalar koparır ve nihayet seni dalgaların sırtında kayalara çarpar. İşte buradasın, hakikatin yanında. Zira bu yüce aşkın ateşiyle yanıyorsun hala. Kaybolduğun o yalan denizini içsen dahi fayda etmez. Söndüremez hiçbir şey. Başka hiçbir ten teselli etmez seni. İyileştiremez. Öfkeni yen İbrahim. Kendinle, mazinle olan kavganı bitir.
Daha fazla üzme artık senin için atan bu kalbi. O senin sevgilin, karın, evlatlarının annesi, ailen. Paşam, geldiniz. Öylesine mesudum ki, sizi hiç göremeyeceğim sanmıştım. Gitmeden evvel bir veda etmek istedim Hatun. Nasıl? Nereye gidiyorsunuz? Halep'e gidiyorum, vazife icabı. Bir iki ayı bulurdum ben, peki daha fazla. Bu arada tebrik ederim hazineder olmuşsun. Validemiz sağ olsun. Fakat içim rahat değil. Malum, hazineder olunca haremde olmam icap eder. İsabet olmuş, boş ver. Hiç değilse yalnız kalmazsın. Hadi bakalım. Uğurlar olsun. Paşam, yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun. Sizi hasretle bekleyeceğim. Bekleme. Bir daha görüşmeyeceğiz. Bitti. Paşam. Nasuh Efendi ile konuştum. Bir derdin sıkıntın olursa ona haber verirsin. Paşam. Benim sizi görmekten gayri bir dileğim yok. Ne olur beni bırakmayın. Hepimiz için en hayırlısı bu Nigar. Paşam. Paşam. Ne olur gitmeyin paşam. Bırakmayın beni bir başıma. Bundan evvel neyse o hatun. Daha fazlasını ne um ne de bekle. Beni sevdiğinizi sanmıştım. Bir hatun olarak sevildin elbet. Yanındayken huzur da verdin bana. Lakin bu bir hayaldi. Bir ruh esintisiydi, geldi geçti. Benim kalbimde yer yok. Ne sana, ne de bir başkasına. Paşam. Ne yapıyorsun Nigar, gir içeri. Ben sizin aşkınıza düştüm bir kere. Yalvarırım beni bırakmayın. Gel. Paşam, ne olur beni dinleyin. Size söylemem gereken bir şey var. Gir içeri hocam. Paşam. Anlat bakalım İdris Ağa. Neler öğrendin? Validem, nasıl desem bilmiyorum. Zira vaziyet vahim. Her neyse, olduğu gibi anlat. Arzu ettiğiniz üzere paşamızı takip etmeye devam ettim. Dün gece bir hatun evinden çıkarken gördüm kendilerini. Kimmiş bu hatun? Adını sanını öğrendin mi? Esas vahim olan da bu sultanım. Nigar Kalfa.